Kuşoğlu, Ahmet Akın, Faik Öztrak ve Lale Karabayık. Onun dışında e, hepsi yeni gelen isimler. Şimdi e, sevgili seyirciler yeniden kabineye döneceğiz çünkü e, Mehmet Şimşek bazı şartları vardı, güvenceler istedi, yetkiler istedi. Bunlar kabul edildi ama biri dışında. Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı oldu ama aslında Mehmet Şimşek'in kendisine yardımcı olarak istediği, önerdiği bir isim de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la pek çok konuda anlaşmış. Yetkiler konusunda, güvenceler konusunda ama sadece bu konuda anlaşamamış. Erdoğan o isteği kabul etmemiş ve Cevdet Yılmaz'ı kendisine yardımcı olarak atamış. Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen yeni kabinesini açıkladı. Mehmet Şimşek. Kabinede en merak edilen isimlerden biri de hazine ve maliyenin başına getirilen Mehmet Şimşek'ti. Şimşek'in Erdoğan'la anlaşmak için bazı şartlarının olduğu çok kez gündeme gelmişti. O şartların kabul edildiği söylense de Şimşek'in bazı isteklerinin Erdoğan tarafından reddedildiği ortaya çıktı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Yeni Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimi için Cevdet Yılmaz'ı da istediğini ancak Erdoğan'ın bunu kabul etmediğini yazdı. AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Selvi'nin yazısına göre Şimşek ve Erdoğan Cevdet Yılmaz konusunda anlaşamadı. Mehmet Şimşek ekonomi yönetimi için Cevdet Yılmaz'ı istedi ancak Erdoğan "O bana lazım." diyerek bu isteği reddetti. Nerede görevlendireceğini de söylemeyen Erdoğan Yılmaz'ı kendisine yardımcı olarak atadı. Sayın seyirciler bir diğer önemli görev değişikliği de Dışişleri Bakanlığı'nda paylaştık zaten devir teslim töreni bir önceki saatimizde. Mevlüt Çavuşoğlu görevini Hakan Fidan'a devretti. Hakan Fidan MİT Başkanı'ydı. Onun yerine de İbrahim Kalın'ın gelmesi bekleniyor. Yeşil Sol Parti'den yeniden milletvekili seçilen Sırrı Süreya Önder'in 9 yıl önce çözüm süreci döneminde Hakan Fidan'la ilgili sözleri tekrar gündem oldu. Kişisel olarak en çok Sayın Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasını isterim. İstersiniz. Evet. Neden? Ee, çünkü belli bir mesai yürüttük süreç boyunca. HDP'li Sırrı Süreyya Önder 9 yıl önce yapmıştı bu yorumu. En çok Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasını isterim demişti. Önder'in o yorumu Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla gündem oldu. AKP 2014 yılında çözüm süreci başlatmış, Kürt sorununun çözümüne ilişkin bir dizi çalışmalar yapmıştı. HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de o dönem MİT müsteşarı olan Hakan Fidan'la birlikte bu çalışmalarda yer aldı. O dönem CNN Türk'te Şirin Payzın'la Ne Oluyor programına konuk olan Önder, Payzın'ın Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na nasıl bakıyorsunuz sorusuna kişisel olarak en çok Sayın Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasını isterim yanıtını verdi. Neden? Ee, çünkü belli bir mesai yürüttük süreç boyunca. Önder'in o sözleri Fidan'ın yeni kabinede Dışişleri Bakanı olarak atanması sonrası gündem oldu. Sarı Süreya Önder bu açıklamaları yıllar önce yaptı ama bugün yeniden mecliste Hakan Fidan da Dışişleri Bakanlığı koltuğunda Sarı Süreya Önder'in istediği olmuş ama bakalım yeni dönemde Sayın Önder'in beklentilerini karşılayacak mı Hakan Fidan'ın bakanlığı göreceğiz. Eee MİT Başkanlığı için adı geçen isim İbrahim Kalın dedik. İbrahim Kalın aynı zamanda e, çok güzel bağlama çalıyor, şarkı söylüyor, türkü söylüyor ve bir konser verecekti Yavuz Bingöl'le birlikte Harbiye'de ama MİT Başkanlığı için adı geçince o konser programı organizasyonu da tabii iptal olmak durumunda kaldı sanıyorum. Tabii Yavuz de aralığında oldu. Birçok isimle konser verecekti ama iptal geldi. Bir içinde döndüğüm deniz İbrahim Kalın'ın konseri iptal edildi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Hakan Fidan'ın boşalan koltuğuna aday bugünlerde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına atanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kabinenin açıklanmasının ardından MİT Başkanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı oldu. Kısa bir süre sonra Kalın'dan hamle geldi. MİT'in başına geçeceği yönündeki haberler yayılınca Twitter'daki profil fotoğrafını güncelledi. Karanlık bir fotoğraf tercih etmesi dikkat çekti. Sosyal medyada gündem oldu. Göreve geleceği iddia edilen İbrahim Kalın'ın 6 Temmuz'da Kuruçeşme açık havadaki konseri iptal edildi. Kalın'a sahnede Yavuz Bingöl, İsmail Altun Saray ve Ümit Yılmaz eşlik edecekti. Evet. Eğer gelirse bu bilgi hemen son dakika bilgisi paylaşalım. Editörüm Kardelen'den bekliyorum. Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya selde hayatını kaybedenlerle ilgili bir açıklama yaptı sayın seyirciler. Evet. İki e, iki can kaybı Samsun'da ne yazık ki. Eğer hazırsa aslında bu haberimizi girebiliriz. Ne dersin Dersu? Yurt genelinde yağış etkisini gösteriyor e, ve ne yazık ki e, yağ şiddetli yağış sele dönüştü. Birçok ilde yurttaşlar zor durumda kaldılar. Evleri, işyerleri su bastı. Samsun'da bir kişi sele kapılarak hayatını kaybetti demiştik. Ama işte az önce İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hayatını kaybedenlerin sayısının iki olduğunu söyledi. Burası Kastamonu. Gece boyu devam eden yağış nedeniyle dere suları yükseldi. İş yeri ve evleri su bastı. Burası Sinop, sağnak sele neden oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Günlük hayat olumsuz etkilendi. Sinop valiliği ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada kuvvetli yağışın 2-3 gün daha sürebileceği konusunda vatandaşları uyardı. Okullar bir gün süreyle tatil edildi. Amasya'da da sel vardı. Pikniğe giden üç kişi selin başlamasıyla arabada mahsur kaldı. Serkan Şahin kendi imkanlarıyla kurtulmayı başarırken Murat Ekşi ve Zilal Şahin arabada mahsur kaldı. Sel sularının sürüklediği araçla birlikte gözden kayboldular. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Murat Ekşi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ziler Şahin içinse arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Samsun'da etkili yağışa teslim oldu. Sel ve su baskınları yaşandı. Cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Okullar bir gün süreyle tatil edildi. Ladik ilçesinde ise bir kişi sele kapılarak hayatını kaybetti. Evet birçok ilde etkili oldu. Ankara'da da hatırlayacaksınız ikinci katlardan bile sel suyu akıyordu. Kod farkı nedeniyle Antalya'da yine 24 saat hiç durmadan yağmur yağdığını biliyoruz. Karadeniz'deki durumu zaten ekrana getirdik. Eski İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel hayatını kaybetti. 86 yaşındaydı. 90'lı yıllarda İSKİ Genel Müdürü yapmıştı. Ve İSKİ skandalı olarak bilinen yolsuzlukta, yolsuzluk skandalında yargılanarak 5 yıl hapis yatmıştı. E, vefat haberini eski mesai arkadaşlarından Celal Kodamonoğlu duyurdu. Öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından kuyu Mezarlığı'nda defnedildi Ergun Göknel. 90'ların en çok konuşulan isimlerindendi. Seçim sonrası iç muhasebe tartışmalar devam ediyor. Şimdi geçelim HDP Yeşil Sol Parti'ye. Ee, tutuklu eski eş başkan Selahattin Demirtaş'tan gelmişti En Sert Eleştiriler Partisi'ne. HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'da öz eleştiri yaptı. Partilerinin olağanüstü kongresinde aday olmayacaklarını duyurdu. Evet. Partinin öz eleştiri açıklamasının ardından bir öz eleştiri de eş başkanlardan geldi. HDP eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan yeniden aday olmayacaklarını açıkladı. İstenilen başarıyı sağlayamadık denildi. Ardından en sert eleştiri Edirne'de tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Demirtaş daha sonra aktif siyaseti bıraktığını duyurdu. Arkadaşlar, HDP'de seçim sonrası başlayan tartışmalar sürüyor. Bir öz eleştiride eş başkanlar Buldan ve Sancar'dan geldi. Katıldıkları bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Buldan, seçim sonuçlarının HDP açısından bir yenilgi olmadığını ancak hedeflerine ulaşamadıklarını belirtti. Kampanya sürecini iyi yönetemediklerini söyleyen Buldan, HDP fikriyatını bütün kesimlere ulaştıramadık dedi. <laughs> Seçim sonrası ilan edilen olağanüstü kongreyi hatırlatan Buldan görevi bırakacağını duyurdu. Karar alma sürecinde de yer almayacağını söyleyen Buldan. Halkımıza hesap vereceğiz, kadınlara hesap vereceğiz, oy verenlere hesap vereceğiz ifadelerini kullandı. Mithat Sancar da benzer bir açıklama yaptı. Ben de kongrede eş genel başkanlık görevini bırakacağım. Kongre süreci başlamıştır. Eleştiri, öz eleştiri, muhasebe sürecinin yürümesi için bütün kurulların önünü açmak istiyoruz. Partiyi eş genel başkanlar kilitlesin istemiyoruz. Partiyi daha güçlü bir noktaya getirmek için kongrede görevi bırakacağım yapacağımı net olarak ifade ediyorum. Amaç partiyi daha ileri bir noktaya götürmektir. HDP sözcüsü Ebru Günay bir Haziran'da açıklamıştı olağanüstü kongre kararını. Kongre tarihi parti kurulları ve halkla yapılacak toplantılar sonrası belirlenecek. Milli Savunma Bakanlığı'nda da devir teslim töreni yapıldı. Hulusi Akar görevini Yaşar Güler'e devretti. Milli Savunma Bakanlığı görevini devralan yarım asırlık silah ve mesai arkadaşım, çok değerli kardeşim, Emekli Orgeneral Sayın Yaşar Güler'i kutluyor ve emir komutasında başarılarınızın devam edeceğine bütün kalbime inanıyorum. Bundan sonra da asil milletimize hizmet etmeye Gazi Meclisi'nin çatısı altında devam edeceğimizi de sunuyorum. Milli Savunma Bakanlığı göreviniz içerisinde devletimize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yapmış olduğunuz değerli hizmetler asla unutulmayacak, daima saygı ve şükranla anılacaktır. Malumunuz bu bir bayrak değişimidir şahsıma tevdi edilen bu büyük sorumluluğun